nasıl geldi karnı? Hepsi çok iyi. Tebrik ederim o zaman. Ne olmak istiyorsun peki? Yani her zaman değişiyor. Annen büyük bir oyuncu, oyunculuk yapmayı düşünür halası. Misin? Halam. Biz işte böyle... Halan gibi oyuncu olmak ister misin? Yani. Neden olmasın? Kendi karar verecek. Evet. Karar verecek. Şimdi bir karne gezeceksin herhalde, ödüllendireceksin herhalde. Evet. siz nasılsınız? O babaannesine için bir şeyler alacak şimdi. Siz nasılsınız? Neler yapacağım? Çok teşekkürler. İyiyiz. Yaz tatiline girdik. Biraz dinleneceğiz. Evet. Yasak Eleman'ın son döneminde güzel bir çalışmamız oldu. Keyifli geçti. Şimdi artık yaz dönemi. Evet. Var mı bir tatil planı? Tabii, olmaz olur mu? Şimdi birazcık denizciyiz ya biz. Çok seviyoruz ikimiz de. Atlas da ben de. Biraz şöyle... Denize doğru gideceğiz artık. Sizi inanılmaz zayıf gördük diyebiliriz. Fıttık mı acaba? Rahatsızlık değil mi inşallah? Hiç asla böyle geliyor. Nereden çıktı? Evet. Niyete bağlıdır bakışınız oğlum. Ben hep böyleyim. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Beraber bir fotoğraf alayım mı? Bay bay. Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'nda asistanıyla kameralar karşısına geçti. Gelin gelin, siz de gelin, bir şey olmaz. Valeria, come on. Ünlü şovmenin muzipliği her zamanki gibi üstündeydi. Sohbetimize davet ettiği Rus uyruklu kadın arkadaşına takılmadan edemedi. Aile dostlarımız. Nereden efendim? Valeria, from Tokat. Seda Sayan'ın hemşehrisi, from Tokat or Moskova. Russian. Rusya'dan arkadaşımız. Mehmet Ali Erbil'e başlayan keyifli sohbet kahkahalarla sürdü. Temsilcilik yapıyorsunuz herhalde, bizi tanıtıyorsunuz. Tabii. İyi niyet elçisi olarak. Nişantaşı elçiliği olarak, yani konsolosluğu. Nişantaşı Rus konsolosu olarak Vladimir Erbil. My name is Vladimir Erbil. Hangi Consulate was in Russia. Ülkemizi tanıtmayı kendisine görev edinen Mehmet Ali Erbil, Rus arkadaşına takılmaya devam etti. Misafirperverlik. Yemek, Türk iş kebap, Türk iş lokum, Türk iş erkek. Mali, turizmle ilgili aldığı duyumları da paylaşmayı ihmal etmedi. Yani önemli olan Türkiye'nin tanıtımı. Her şey, turizm bu sene patlayacak. Size söylüyorum. Yani Kıbrıs patlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. O kadar çok turist geliyorlarmış ki. Yani 50 bin kişi falan dışında orada yerleşik Rus var. Ve konsolosluk açmayı düşünüyorlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu müthiş bir olay olacak. Özellikle Kıbrıs turizmiyle yakından ilgili olan Mehmet Ali Erbil, yıllardır sıklıkla gittiği yavru vatandan bir ünvan beklentisi içindeydi. Onun için ilişkilerimizi Ruslarla kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bir konsolosluk açsınlar. Yani ben nasıl burada... Fahri buradayım ben, Nişantaşı. Vladimir Erbil, Nişantaşı'nda yapıyorum. Ama... Görev verilirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de seve seve konsolate olabilirim. Konsolate. Yani yıllardır ömrünüzün büyük bir vaktini de geçiriyorsunuz. Evet, artık bunu hak ettim yani Kıbrıs'tan. Yani bir ünvan hak ettiğimi düşünüyorum. Bu arada Mehmet Ali Erbil geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle rutin hastane tedavisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye giden ünlü şovmen son sağlık durumunu paylaştı. İyi, çok şükür iyiyim. Ayda bir... İşte ilaç, rutin tedavim var. Ona gidip geliyorum. Mali'nin hastane odasından sushi yerken yaptığı paylaşımda sosyal medyaya damga vurdu. Ne yapayım? Ne yapayım? Hastanede tabildot oydu. Garibanların hastane yemeği notunu düştüğü paylaşım nedeniyle gelen eleştirilerden habersiz olacak ki, Mehmet Ali Erbil o anlarda tepki çeken sözlerine yenilerine ekledi. Tabildot yemeğe çıktı, sushi, şansıma. Yani ne yapayım, onu yemek zorundaydım yani. Hastanenin yemeğini nasıl şimdi yemeyeyim yani, ayıp olur. Orada çalışan arkadaşlar yiyoruz.